Merhaba sevgili gençler kanalımıza hoş geldiniz. Ben Deniz hocanız. Bundan önceki videoda divan edebiyatına bir giriş yapmıştık. Divan edebiyatını genel hatlarıyla tanımıştık. Şimdi bu videoda divan edebiyatının özelliklerini göreceğiz. Belki sınavda direkt divan edebiyatının özellikleriyle ilgili soru gelmiyor. Ama divan edebiyatını genel hatlarıyla kavrayabilmek için bu özellikleri çok iyi bir şekilde özümsemeniz gerekecek. Bu nedenle dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar Divan edebiyatı 13. yüzyılda oluşmaya başlamış ve 19. yüzyılda da sona ermiştir. Ama en parlak dönemini 16 ile 17. yüzyılda yaşamıştır. Yani şöyle başlamış, sonra zirveye ulaşmış, sonra tekrar yavaş yavaş çöküş noktasına ulaşmış arkadaşlar. Ama genel hatlarıyla 13 ile 19. yüzyıl arasında yani 600 yıl boyunca etkili olmuş Divan edebiyatı. İlk temsilcisi 13. yüzyılda yaşayan Hoca Denhanidir. İlk örneklerini Divan Edebiyatı'nın kendisi vermiştir. Bu bakımdan önemli bir isimdir. Bu gelenekte yani Divan Edebiyatında tek bir ölçü kullanılmıştır. O da aruz ölçüsüdür arkadaşlar. Onu da Arap edebiyatından almışız. Divan Edebiyatı arkadaşlar bundan önceki videoda bahsetmiştim. Divan toplamak, bir araya getirmek anlamına geliyor. Şairler de şiirlerini bir defterde, bir kitapta topluyorlar ve o esere toplamak manasında divan adını veriyorlar. Bu edebiyat böylelikle divan ismini alıyor. Ama onun dışında tabii ki saray edebiyatı, yüksek zümre edebiyatı, klasik Türk edebiyatı gibi isimleri de var. Zaten saray edebiyatı, yüksek zümre edebiyatı bu edebiyatın nasıl bir edebiyat olduğunu bizlere gösteriyor. Sadece belli bir kesimin oluşturduğu, ancak ki onların anlayabildiği bir edebiyattır divan edebiyatı. Yoksa halkın anlaması, halkın bu şiiri sevmesi divan şairlerinin umurunda değil arkadaşlar. Çünkü böyle bir amaçları yok. Zaten şiirde anlaşılmaktan çok böyle şekil olarak, sanat olarak mükemmel olmasını önemsiyorlar. Hani Hababam sınıfından da hatırlarsınız. Ünlü bir beyit vardır. Tiz reftar olanın payine damen dolaşır. Erişir menzili maksuda aheste giden. Şimdi bunun halk tarafından anlaşılması gibi bir derdi yok şairin. Buradaki amaç bu şiirin okunurken kulağa hoş gelmesi. Tiz reftar olanın payine damen dolaşır. Ses inip inip çıkıyor. Bunu sağlayan da arkadaşlar aruz ölçüsüdür. Okunurken şiir güzel olsun, süslü olsun, sanatlı olsun. Yani şair soru başarsın. Önemli olan budur divan edebiyatında. Nazım birimi olarak daha çok arkadaşlar beyt kullanılır. Bunun dışında dört dizeli bentlerden olmak üzere bentler kullanılır. Yani arkadaşlar divan edebiyatı denildiği zaman aklımıza iki dizeden oluşan beyit gelmeli. Bunun dışında arkadaşlar 3 olabilir. 4 olabilir ya da 5 olabilir. 5 tane dizi alt alta getirirseniz bunlara genel anlamda divan edebiyatında bent adı verilmiştir. Bu bentler çoğunlukla divan edebiyatında 4 dizeden oluşur ama buna dörtlük demeyiz. Buna bent deriz divan edebiyatında. Divan edebiyatında Türkçe kelimelerin yanında Arapça, Farsça kelimeler de bolca kullanılmıştır. Ve zamanla neredeyse Türkçeden çok Arapça ve Farsça kelime kullanılır hale gelmiştir. E çünkü divan edebiyatının temelinde Arap ve Fars edebiyatı yatar. Yani şairler, sanatçılar daha çok Arap ve Fars edebiyatından etkilenmişlerdir. Dolayısıyla oradan bolca sözcüğü alıp divan edebiyatına dahil etmişler. Ve ortaya Osmanlı Türkçesi çıkmıştır arkadaşlar. Yani Türkçe, Arapça ve Farsçadan oluşan bir yapma dildir Osmanlı Türkçesi. Bundan önceki videoda da bahsetmiştim. Osmanlı Türkçesi bir konuşma dili değildir arkadaşlar. Yani Osmanlı'da herkes bu şekilde konuşuyordu. Bütün şairler böyle konuşuyordu. Hayır bu kesinlikle yanlış. Osmanlı Türkçesi bir yazı dilidir. Divan edebiyatının dilidir arkadaşlar. Yoksa halk yine Türkçe konuşmaya devam ediyordu. E Osmanlı Türkçesindeki kelimeleri dolayısıyla anlayamıyorlardı. Bu da bize şunu gösterir ki divan edebiyatı halktan uzak, kopuk bir edebiyatı bir kere dili halktan değil arkadaşlar. Bu eleştiriyi de yapmamız gerekiyor. Bu edebiyat geleneğinde en zor sanatları kullanmak, dili ağırlaştırmak ustalık ölçütüdür. E böyle olduğundan arkadaşlar çokça söz sanatı ve mecaz kullanılmıştır şiirlerde. E dolayısıyla o şiiri yorumlamak kelimeleri bilseniz de birazcık zor oluyor. Zaten amaç da az önce de söylemiştim şiiri olabildiğince zorlaştırmak. Yani zoru başarmak. Öyle bir şiir yazacaksın ki insanlar şaşacak. Bu kadar zor, anlaşılmaz, süslü, sanatlı bir eseri nasıl yazdın diye. Amaç tamamen budur arkadaşlar. Nazım biçimleri daha çok Arap ve Fars edebiyatlarından alınmıştır. Ama başta tuyu ve şarkı olmak üzere Türklerin de divan edebiyatına kattığı nazım biçimleri vardır arkadaşlar. Bunların başında tuyu ve şarkı gelir. Bu nedenle tuyu ve şarkının altını özellikle çizmek istiyorum. Bu iki türü unutmayacağız. Divan arkadaşlar daha çok soyut konular işlenmiştir. Yani mesela aşktan bahsediyor şair. Yaralanmaktan bahsediyor. Acıdan bahsediyor. Ama bunların hiçbiri gerçek değildir. Bunlar soyuttur, mecazidir arkadaşlar. Aşktan bahsediyor, bir sevgiliden bahsediyor ama gerçek bir sevgili yoktur. Bir içkiden bahsediyor ama gerçek içki değildir bu. Aşkın verdiği o sarhoşluktur ki genellikle bu aşk da ilahi aşktır. Bu nedenle divan edebiyatında daha çok soyut konular işlenmiştir diyebiliriz. Mitoloji, aşk, içki, din ve tasavvuf olmak üzere oldukça sınırlı sayıda bir konu işlenmiştir. Geneline baktığınız zaman gerçekten de daha çok bu konuları görüyoruz arkadaşlar. Ama onun dışında tabi bazı sanatçılar mesela Nedim gibi, Baki gibi farklı konularda işlemiştir. Onu da bundan sonraki videolarda sizlere aktaracağım. Yine altını çizelim. Aşktan, içkiden, sevgiliden bahsediyor sanatçılar. Bolca şaraptan bahsediyorlar ama bunlar hep mecazi anlamdadır. Aşk ilahi bir aşktır. Yani Allah'a duyulan bir aşktır. Tasavvuftaki o Allah'a kavuşma isteğinden kaynaklanır. İçki ise arkadaşlar bu aşkın vermiş olduğu divane durumdur. Yoksa bunlar gerçek anlamda kullanılmaz. Divan edebiyatının anlayışı arkadaşlar sanat sanat içindir şeklindedir. Yani amaç sanat yapmak. Anlaşılmak Değildir. Yine adına mazmun denilen, bakın burası önemli, bazı kalıplaşmış düşünce ve sözler yoğun bir şekilde divan edebiyatına kullanılmıştır. Öğrenciler genellikle bunu anlamakta zorlanıyor arkadaşlar. Yani bazı kalıplaşmış sözler vardır, kelimeler vardır. Bunlar her şair tarafından bolca kullanılmıştır. Biz bu sözcüklere mazmun deriz. Mesela arkadaşlar, süzme çeşmin gelmesin müjgan, müjgan üstüne orma zahm sineme peykan, peykan üstüne. Şimdi müjgan nedir? Müjgan kirpiktir arkadaşlar. Sevgiliye diyor ki ağlama diyor. O gözyaşların o kirpiklerinden süzülmesin diyor. Böyle yaparak da diyor benim sineme yani benim yaralı göğsüme sakın ha, diyor bu kirpiklerini ok üstüne ok şeklinde fırlatma. Şimdi bakın burada bir mazmun var. O da müjgan, peygan ve zahm arkadaşlar. Zahm bir kere yaradır. O aşk yarasıdır. Zahmı kullanıyorsan Burada aşkın acısından bahsedebiliriz. İşte bu nedenle zam burada bir mazmundur. Bunu birçok sanatçı kullanır. Peykan da aynı şekilde arkadaşlar. Bütün divan şairleri bu ok meselesini genellikle şöyle alır. Sevgilinin kaşı yaydır. Kirpikleri yani müjgen ise peykandır. Aşağı bir baktı mı o sevgili ne yapar? O kirpiklerini bir ok gibi o aşığın göğsüne saplar. Bir bakış aşığı yaralar aynen bir ok yarası gibi buradaki ok, kirpik, yara, kaş yani ebru bunların hepsi arkadaşlar birer mazmundur. Yine başka bir örnek vereyim. Mesela divan edebiyatında bolca gül ve bülbül kullanılmıştır. Gül sevilen kişiyi ifade eder. Bülbül ise aşığı yani şairi simgeler. Gülle bülbül genellikle de şu anlamda kullanılır. Bülbül gider gülün çevresine konmaya çalışır. Ama konarken de onun dikenlerinden yaralanır ve sürekli yara bere içerisinde kalır. Ama bundan vazgeçer mi? Hayır. Yine de gülün başına gider. Ona kavuşmak arzusuyla sürekli öter. İşte arkadaşlar gül, bülbül. Bunların hepsi birer mazmundur. Gül maşu, bülbül ise aşığı simgeler. İşte gülün aşkla simgelenmesi de buradan gelmektedir arkadaşlar. Gül, gül dedi bülbül bül, güle gül gülmedi gitti. Bülbül bül, güle, gül bülbüle bül, bül, yar olmadı gitti. Akma geldi bunu da burada okumak istedim. Yine arkadaşlar divan edebiyatının bir başka önemli özelliği göz için kafiye. Göz için kafiye konusunu yine Servet-i döneminde de sizlere aktaracağım. Çünkü bu bir tartışma konusu, kavga konusu olmuş özellikle Servet-i döneminde. Arkadaşlar normalde kafiye kulakla ilgilidir değil mi? Ben de bunu savunuyorum. Ama divan edebiyatında bu böyle değildir. Kafiye göz içindir. Yani yazılışları aynı olan sözcüklerin dize sonunda gelmesi önemlidir divan şiiri için. Mesela şöyle bir şey yazayım. Gel. Bu gel diye de okunabilir. Gül diye de okunabilir. Kel diye de okunabilir. Ama önemli değil. Önemli olan yazılışının aynı olması. İşte göz için kafiye mantığı budur arkadaşlar. Yine divan edebiyatının bir başka önemli özelliği parça güzelliğinin olması. Yani bütün güzelliği değil parça güzelliğini savunmuşlardır. Bu şu demektir. Mesela gazel okuyorsunuz. 5 beyitten olsun. Yani 5 parçadan olsun o beş parçanın birbiriyle ilgili olması gibi bir zorunluluk divan edebiyatına söz konusu değil. Her beyit kendince farklı bir şeyi anlatabilir. Biz buna parça güzelliği diyoruz arkadaşlar. Divan şairleri de genellikle parça güzelliğini savunmuşlardır. Ama tabi mesela bazı türlerde bunu yapmak mümkün değil. Mesela mesnevi bir olay anlatır. E dolayısıyla mesnevideki beyitlerin birbiriyle bağlantılı olması gerekiyor. Ama onun dışındaki birçok nazım biçiminde parça güzelliği savunulmuştur. Yine ilginç noktalardan bir tanesi arkadaşlar aynı konular farklı dönemlerde farklı şairler tarafından işlenmiştir divan edebiyatında. Mesela Yusuf ve Züleyha'nın hikayesi, Leyla ve Mecnun'un hikayesi. Bu konularla ilgili arkadaşlar onlarca farklı mesnevi yazılmıştır. Yani her dönemde neredeyse Leyla ve Mecnun, Yusuf ve Züleyha ile ilgili mesnevi yazılmış Aynı konu ama inatla onu yazmaya devam etmiş şairler yine bu da divan edebiyatının özelliklerinden bir tanesi. Aynı konular farklı şairler tarafından farklı farklı dönemlerde ele alınmıştır. Divan edebiyatında en çok arkadaşlar gazel, kaside, mesnevi ve rubai gibi nazım biçimleri kullanılmıştır ve şiirlere özel bir isim verilmemiştir. Yani günümüzde bir şair bir şiir yazdığı zaman ona bir başlık verir. Ama bu divan edebiyatında böyle değildir arkadaşlar. Başlık verme gibi bir gelenek yoktur. Yani ben gazel e yazdıysam onun başlığı ancak ki gazel olabilir. Ona özel bir isim vermiyoruz. Ya da bir kaste yazdım ya da bir mesnevi yazdım. Hayır onun bir adı yok arkadaşlar. Bu da yine divan edebiyatının bir özelliği. Genellikle arkadaşlar şairler şiirin son bölümünde yani son biriminde mağlas yani takma isimlerini kullanmışlardır. Böylelikle divan edebiyatının özellikleri videosunun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım bu video sınavlar için sizlere katkı sunacaktır. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı ve düşüncelerinizi yorum olarak paylaşmayı unutmayın. Siz bunları yaparken de ben sonraki videoya geçiyorum arkadaşlar. Siz de bu sırada kanalıma abone olabilirsiniz ve şu sosyal medya hesaplarımı takip edebilirsiniz. Sıradaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.